Radyo.com'un sunduğu 2'den 4'e Hayat devam ediyor. Ve 2'den 4'e Hayat tüm hızıyla devam ediyor değerli izleyicilerimiz. Bugün ne konuşacağız demiştik? Böbrek hastalıklarını konuşacağız, ele alacağız demiştik. Safra kesesini konuşacağız, karaciğeri konuşacağız. Ve bunların hastalıklarını, tedavi yöntemlerini konuşacağız. Kimle konuşacağız? Genel cerrah Profesör Doktor Muzaffer Sarıyer şu anda yanımda. Hoş geldiniz Muzaffer. Hoş buldum, teşekkür ediyorum. Sağ olun, sizi sormadım. Bizler deyiz. Şimdi ben ilk önce şöyle başlamak istiyorum. Vücudumuzdaki organlarımızın hepsi çok önemli ama bir organımız var ki gerçekten çok önemli. Böbrek. Evet, böbreklerimiz. Çok doğru. Şimdi böbreklerimizin vücudumuzdaki görevini şöyle bir anlatabilir miyiz? Böbreklerin vücudumuzda çok görevi var. Böbreklere aslında bakarsanız vücudu bir fabrika gibi düşünün. Bir sürü olay oluyor, bir sürü şey imal ediliyor filan. En son bunun bir arıtmaya ihtiyacı var. İşte böbrekler bu arıtma işini yapan organlarımızdır. Esas işi budur. Yani vücuttan atılması gereken, vücut için faydası kalmamış ya da zararlı olabilecek maddelerin vücut dışına atılması işini böbrekler yapar. Suyun fazlası da dahil olmak üzere bütün bazı ilaçların da dışarıya atılmasını sağlar. Bunun yanı sıra böbrekler kan yapımına etki yaparlar. Vücudumuzdaki kanı yapan dokulara salgıladıkları bir hormon vasıtasıyla etki ederek sen kan yap çünkü kana ihtiyacı var vücudun derler. Bunun yanında tansiyonu düzenleme üstüne çok ciddi bir rolleri vardır. Bunun yanı sıra vücudumuzdaki su ve tuz metabolizmasını, dengesini tesis ederler. Dolayısıyla bu kadar işte o kadar zavallı iki organa yeter de artar bile. Değil mi? Gerçekten bunların her biri çok önemlidir. Ve böbreklerin kıymeti ne zaman anlaşılır? Böbrekler yetmez hale geldi. Biz ilk defa böbrek nakli yapıyorken bir gün o zamana göre benim yaşlı bir hocam vardı. Bekliyor böyle idrar sondasından idrar gelecek. Ben gittim dedim ki hocam şu hani affedersiniz amiyan olacak ama tabir işeyip de tuvalete attığımız idrar meğer ne kıymetli bir şeymiş dedim. O da gülmüştü o zaman. Böbrekler kabaca bu kadar söyleyeyim. Bu kadar ciddi görevler yapan organlarımızdır. Çok önemlidir dolayısıyla. Yani böbreklerimiz düzgün çalışmadığı zaman biz yandık demek oluyor bu değil mi? Biz evet yanarız. Yanarız. Vücuttaki herhangi bir organ aslında çalışmasa yanarız. Ama böbrekler çalışmasa çok yanarız. Böbreklerin çalışmadığı hallerdeki insanları görürseniz ne kadar çok kötü yandıklarını onların yüzlerindeki ifadelerden ve fiziksel yapılarından çok rahatlıkla anlamak mümkündür. Evet. Onun için böbreklere ihtiyacımız var. Sağlığına dikkat etmeliyiz o nedenle. Ben onu sormak istiyorum. Peki böbreklerimiz bu noktaya gelmesin diye neler yapalım? Böbreklerimizi nasıl koruyalım? Nelere dikkat edelim? Onları bir sıralayalım mı? Valla böbreklerimize ve böbreklerimize dahil bütün organları korumak için önce doğru dürüst beslenmemiz lazım. Doğru dürüst beslenme nedir? Doğru dürüst beslenme bir kere yani diyet olarak birçok şey tarif ediliyor. Çok bilimsel. Bence rahmetli öyle çok bilimsel konuşmayacağım. Evet. Doğru diyet aslında vücudun ihtiyacı olan her maddeyi ölçüsünde almak yemek demek. Yemek içmek demektir. Yani onu yeme, aşırı yeme değil. Bana göre onu yeme bunu ye dediğiniz zaman bir insana zaten onu bir strese sokuyorsunuz. O stresten bıktığı için bir süre sonra vazgeçip kendince yiyor, eskisinden daha fazla bir kiloya sahip oluyor. Onun için en iyi diyet her şeyin yendiği fakat ölçüsünde yendiği bir şeydir. Evet. Onun için tabii ki çok zararlı olduğu bilinen bir şey yememek lazım. Ama az miktarda onu da yemek lazım. Vücudun yağ da ihtiyacı var, karbonhidrata da ihtiyacı var, proteine de ihtiyacı var, suya ihtiyacı var, tuza ihtiyacı var. Hangisini atalım? Hangisini atarsak sandalyenin bir bacağı topal kalır, oturunca düşer. Onun için efendim şunu yemeyin, böyle olurmuş, bunu yemeyin, şöyle olurmuş değil. Hepsinden yiyin, miktarı faydalı olacak kadar yiyin. Kilo almayın, normal kilonuzda olmanız gereken kiloda olun. Bir. İkincisi aktif bir insan olun. Bütün gün oturarak hiçbir organ için sağlıklı olamazsınız, böbrek için de sağlıklı olamazsınız. Hareketli olun, spor yapın. İyi beslenin, suyunuzu eksik etmeyin. Tuza dokunmayın. Sigara içmeyin. Alkol meselesine gelince de ölçüyü kaçırmayın. Hiç içmeseniz belki daha iyi denebilir ama çok
içmek isteyen insan varsa onda da aşırıya asla kaçmayın demek lazım. Bunları yaparsanız başka bir şey yapmaya hacet yok. Ama tuz çok önemli değil mi hocam? Tuz çok önemli. Tuz aslında tadı, bazı şeyleri tadı için yiyoruz. Aslında tuza vücudumuzun ihtiyacı var. Tuz olmasa birçok mesele aksar, bu su tuz dengesi dediğimiz meseleler bozulur. Vücutta birçok metabolik hadiseler aksar. Onun için tuz çok önemli bir şeydir. Tuzu ihtiyacımız kadar alacağız. Ama ne kadar ihtiyacımız? 6 gram. Ne eder? Çay kaşığının yarısı kadar bir miktar. Bir yemekte mi, bir günde mi? Bir günde. Yoksa... Yok öyle. Bir yemeğe bir tatlı kaşığı. Hayır. Yani tabii yemek birkaç kişiye pişiyor. Çay kaşığından bahsediyorum, tatlı kaşığından değil. Yani bir tencereye bir... Bir tencereye kaç kişisiniz evde, ne kadar? Mesela 5 kişilik bir aile diyelim. 5 kişilik işte hesap edin, 2-3 çay kaşığı atsanız yeter. 2-3 çay kaşığı. Yani evet, öyle olması lazım. Bir de ben... Ama tuz meselesi mühim olduğu için evet. Şey diyeyim, ama mesela böbrek yetmezliği hastasısanız bunun da yarısını alacaksınız. Yani bunun gerisi, şimdi vücudun ihtiyacı bu. Bu kadarı vücuda yetiyor. Yetiyor. Efendim bunun fazlasını yersem ne oluyor işte? Fazlaya kaçıyor, vücuda zararlı oluyor. Tuzun fazlası bu. Ha, evin mutfağında canım yarım olmadı da 4/3 çay kaşığı oldu veya 1 oldu. Bu kadar da şey yani. Gene ama o miktara dikkat etmek lazım. Çok da şey ama pişmiş tencerede eve gel. Evin hanımı bilinçli bir insan olarak onu pişirmiş. Çok da tuzlu yapmamış. Efendim sofraya getirmiş, siz de hiç bakmadan, boca ederseniz buyurun işte zehri vücudunuza soktunuz. Sizin böbrekleriniz de dahil olmak üzere birçok organınız bundan ceza çekecek, size de çektirecek sonra. Evet. Tuz meselesi böyle bir şey. Evet. Bir de tuzun işte bir deniz tuzu, bir kaya tuzu falan deniyor. Tuzdur. Tuz mu? Sodyum klorürdür, tuzdur. Sodyum klorürdür. Yani tuzdan benim anladığım sodyum klorürdür. Sodyum ve klorun birleşmesinden meydana gelen bir şeydir. Tuzun onu yiyeyim, daha çok yiyeyim. Yok öyle şey. Ne yerseniz yiyeyim, miktar budur. Hangini beğeniyorsanız onu yiyin. Tercih sizin ama, yani, ama miktarı ama, çok evet, önemli. Evet, tabii evet. Miktarı çok önemli. Tuzun evet. Miktarı çok önemli. Peki, böbrek yetmezliği dedik. Böbrek evet. Yetmezliği nedir? Belirtileri nedir? Onlardan biraz bahsedelim. Şimdi böbrek yetmezliği, herhangi bir şeyin yetmezliği nedir? O organın yeterince vücuda gerekli olan kadar çalışamamasıdır. Bu derece derece çok az bir yetmezlik olur. Hiç fark etmezsiniz bile. Ama böbrek yetmezliği mesela Türkiye'de bir istatistik yapıldı. 7 milyon böbrek yetmezliği olan insan tespit edildi. 7 milyon? Milyon. Ama bunların çoğundan kimsenin haberi yok. Çoğundan kimsenin haberi yok. Bu bir 10 bin kişi üstünde yapılan bir çalışma, oradan tabii ki matematiksel şeylerle bu rakamlara ulaşılıyor. Ama bu dediğim gibi bu insanların hepsi bu böbrek yetmezliğini hissediyor değil. Bunların ne kadar 60 bin tanesi diyalize giriyor. Yani son dönem böbrek yetmezliği haline gelmiş. Mesela adam geliyor, kreatinli işte bir civar olması gerekirken 1,5 işte 2'ye yanaşmış filan. İdare ediyor. Hiçbir şey hissetmiyor. Gayet sağlıklı bir insan olarak yaşıyor. İşte böbrek fonksiyonları itibariyle bakıyorsunuz. %100 olması gerekirken %90'a, 80'e, 70'e, 60'a hatta 50'ye düşmüş adam gene bir şey hissetmeyebilir. Yani %20'nin altına düştü. O civarlara geldiği zaman artık ne hissediyor? Çanlar çalıyor. O zaman ne hissediyor? O zaman insanlar halsizlik, iştahsızlık, solgunluk, daha ilerlerse, daha aşağılara gelirse, vücutta su, yani idrar atamadığı için çok su içiyorsa, su birikimine bağlı şişlikler, ödenler diyoruz. Yani gözler etrafında, ayakta, vücudun hemen hemen her yerinde, karın içinde su birikebilir. Bu ne? Kansızlık. Mesela böbrekler dedik ya değil mi? Evet, kan yapar. Kan yapımı için uyarı gönderir. Kan yap vücuda diye kan yapacak organlara bir enzim vasıtasıyla uyarı gönderir. O enzim gitmediği zaman oraya, o uyaran gitmediği zaman organ der ki ihtiyaç yok. Yapmaz bunu. Mesela karaciğerde kanı yapar. Karaciğere başka şeyler de var. Yani sadece karaciğer evet. değil ama karaciğere ve diğer organlara der ki kan yap. İşte o olmadığı zaman kan da yapılmaz. Hastanın tansiyonu çıkar. Çünkü tansiyonu da düzenleyen bir şeydir. Böbrek yetersizse suyu atamaz, tuzu atamaz.
Bunun sonucu nedir? Tansiyon yükselir insanın. Tansiyon yükselince kalbi de rahatsız olur, akciğer de rahatsız olur. Yani böbrek yetmezliğine giren bir hastanın sadece böbrekleri hasta değildir. Bütün organları etkilenir, bütün vücudu hastadır. Evet. Ve son dönem böbrek yetmezliği oluşmuşsa, yani son dönem ne demek? Artık fonksiyonu %20'nin altına gelmiş ve tedavi edilmezse yaşaması mümkün olmayan bir hal ortaya çıkmış ise, buna son dönem böbrek ve geri dönüşü yoksa bunun, ilaçla, ameliyatla, herhangi tıbbi bir yöntemle tedavi edilme imkanı kalmamışsa, o zaman son dönem böbrek yetmezliğinden bahsediyoruz işte. Ve diyaliz, değil mi? Yani bunun sonucunda tabii ki iki tane alternatif var önümüzde. Aslında diyaliz bir alternatif tabii ki, bu insanları hayatta tutar. Bir de organ nakli vardır. Bu ikisinden birine, hastayı bu programlardan birine koymanız gerekir. Aksi halde hayatla kabiliyetlik bir durum değildir. Yaşayamaz insanlar. Şimdi hastaya bakın, diyaliz hastayı yaşatır. İhtiyacı olan insanların girmesi gereken bir yöntemdir ama ideal tedavi değildir. İdeal tedavi bir organın, bakın canlı bir organın, bir böbreğin vazifesini hiçbir diyaliz makinesi tam olarak %100 yapamaz. Bir böbreğin vazifesini gene bir böbrek yapar. Şimdi o noktada böbrek nakline geçmeden ne yaptık biz? Bir de vatandaşımızın nabzını tuttuk. Bakalım ne demişler, buyurun. Hiç bağırsak hastalığı geçirdiniz mi? Geçirmedim. Allah çok şükür öyle bir rahatsızlıklarım yok yani. Hiçbir rahatsızlıklarım yok. Peki hiç kolonoskopi çektirdiniz mi? Çevrenizde bununla ilgili sorun yaşayan oldu mu? Hiç duymadım. Ben de çektirmedim yani. Hiç öyle bir sorunum yok yani. Öyle bir şey de olmadı yani. Peki kolon kanserini duydunuz mu? Kolon kanserini duydum. Belirtileriyle ilgili neler biliyorsunuz? Onun belirtileriyle ilgili neler belirtileni bilmiyorum ama kolon kanseriyle ilgili şeyleri duydum yani. Öyle bir çevremde uzaktan bir tanıdık vardı arkadaşlardan. Onu duydum yani babasından dolayı. Bir sorunuz var mı uzmanımıza? Yani belirtilerini öğrenmek isteriz yani. Başka bir sorunumuz yok. Siz bana şeyi sorun. Böbrek yetmezliğinin sebeplerini sorun. Biz şu anda ne yapıyoruz? Teknik bir arızadan dolayı bağırsak rahatsızlığını girdik ama konuşmamıza devam edelim. Birazdan arkadaşlarımız hazırlayınca tekrar vereceğiz röportajı. Şimdi organ naklinden bahsettik. Şimdi, böbrek naklinden. Evet. Böbrek yetmezliğine aslında insanlarda niye böbrek yetmezliği olur meselesini isterseniz biraz bahsedelim. Neden oluyor? Neden oluyor hakikaten insanlarda böbrek yetmezliği? Şimdi bakın, Türkiye zenginleşti. Her zenginliğin bir bedeli var. Bu bedellerden bir tanesi, zenginleşince insanlar iyi yiyor, iyi giyiniyor, şey diyor, kilo almaya başlıyorlar. Evet. Ve toplumda şeker hastalığı artmaya başlıyor. Tansiyon hastalığı, kalp hastalığı gibi şeyler. Başka şeyler de var da bu konuyla alakalı olanları söyleyeyim ben size. Biz mesela 10-15 sene öncesine kadar böbrek yetmezliği sebeplerini sayarken en başta iltihabi hastalıkları sayardık. Böbreğin iltihapları diye başlardık. Doğumsal sebepler diye devam ederdik. İşte sonra tansiyon vesaire falan. Şimdi bakın, tamamen tersine değişti. Türkiye'de ve bütün dünyada öyleydi. Zaten de Türkiye'de de bu hale geldi. İlk sıralara şeker hastalığı, tansiyon hastalığı, kalp hastalığı gibi hastalıklar geldi. Yani şeker hastalığı olan bir insan şekeriyle iyi geçinmiyorsa, çünkü şeker hastalığı hani böyle benden ayrıl git denecek, hani eşiniz var da boşanacağınız falan gibi bir şey değil. Evet. Yani o sizin üstünüze yapışmış bir şeydir. Ya onunla iyi geçinirsiniz, size az dokunur, ya da onunla zıt giderseniz size yapmadığını bırakmaz bir hastalıktır şeker hastalığı. Onun için çok önemli bir şey. Evet. Yaptığı şeylerden birisi de çok tahribat yapar vücutta. Çünkü damarların yapısını bozar. Kanı da organa götüren damardır. Bu damarın yapısı bozulunca kan organa yeterince gidemediği için o organda harabiyet oluşmaya başlar. Ve bunun sonucunda meydana gelen işte hallerden bir tanesi de böbrek yetmezliğidir. Yüksek tansiyon böbreği bozar. Evet. O zaman işte eğer şekerinizle iyi geçinmiyorsanız, tansiyonunuzla iyi geçinmiyorsanız veya herhangi bir hastalığı, mesela böbrek taşınız var diyelim, böbrek taşınızı ihmal ettiniz, böbrek yetmezliğine götürebilir sonuçta sizi, böbreklerinizi harap eder. İltihaplar var böbreğinizde,
basit bir şekilde tedavi edilebilir bir şeydir. Efendim şey etmediniz, onları tedavi etmediniz, sonunda böbrek yetmezliğine kadar giden tahribatlar ortaya çıkabilir. Hepsinde demiyorum. Ama bunlar niye azaldı? Tıp gelişti, insanlar bilinçlendi. Tedavi edilebilir hastalıklarını tedavi ettirmeye başladılar. Taşları, iltihapları, bunlar son sıralara doğru gitti şimdi. Böbrek evet. yetmezliği sebepleri arasına baktığımız zaman. Evet. Hemen onların sebeplerini tekrar konuşmaya devam evet. edeceğiz Muzaffer Bey, ama biraz evvel teknik bir arıza yaşamıştık. Şimdi tekrar ekranlarınıza getiriyoruz. Halkın da nabzını tuttuk demiştik. Bakalım neler demişler. Buyurun. Hiç böbrek rahatsızlığı geçirdiniz mi? Evet, geçirdim. Neler yaşadınız? Böbrek rahatsızlığı daha ziyade sürücülerde, yani oto kullananlarda, sol camı açtığı için sol böbrekten rahatsızlandım. Tabii daha sonraki yememe içmeme dikkat ederekten normale girdim yani. Peki böbrek rahatsızlıklarından korunmak için, böbrek sağlığınız için neler yapmanız gerektiğini biliyor musunuz? Böbrek rahatsızlığı yaşına göre hareket etmeli öncelikle. Tabii ki bizim gibi yaşlılarda böbrek rahatsızlığı olacağını düşünerekten içme sularına daha ziyade dikkat etmeli. Peki sorunuz var mı uzmanımıza bu konuda? Bilmek istediğiniz bir şey var mı? Yok, teşekkür ederim. Geçirmedim. Peki çevrenizde bununla ilgili sorun yaşayan oldu mu? Öyle bir şey duymadım yani, yok öyle bir geçiren de yok yani. Peki böbrek rahatsızlıklarından korunmak için, böbrek sağlığınız için neler yapmanız gerektiğini biliyor musunuz? Bilmiyoruz. Peki bir sorunuz var mı uzmanımıza? Neler yapmalıyız? Onu soralım bari. Geçirdim. Aha, kendim taş düşürmüştüm çok önce. Peki ne gibi zorluklar yaşadınız? Neler yaşadınız? Hangi aşamada doktora gittiniz? Ya öncelikle bel ağrısıyla böbrek ağrısı çok karışıyor. Onu bir hani söyleyeyim. Ama tahlil yaptırmak gerekiyor. Yanma şikayetleri oluyor idrar yollarında. İdrar yaparken büyük bir acı hissediyorsunuz. Başka hani bu gibi şikayetler olduğunda özellikle yan ağrısı ve bel ağrısıyla karıştırılabiliyor. Ama bu gibi durumlarda gitmek gerekiyor yine. Peki böbrek rahatsızlıklarından korunmak için, böbrek sağlığınız için neler yapmanız gerektiğini biliyor musunuz? Öncelikle bol bol su içmek gerekiyor. İlaç kullanırken de dikkat etmek gerekiyor. Çünkü ilaçların büyük bir kısmı böbreklerden atılıyor. Her ilacı direkt bilmeden kullanmamak gerekiyor özellikle. Bol bol su içmek gerekiyor. Özellikle hani bu Ramazan aylarında. Yok, geçirmedim. Peki çevrenizde bununla ilgili sorun yaşayan oldu mu? Olmadı. Ama tabii ki olmaması olmayacak diye bir şey yok. Sonuçta insanız. Böbrek rahatsızlıklarından korunmak için, böbrek sağlığınız için neler yapmanız gerektiğini biliyor musun? Şahsen bilmiyorum. Yani sadece günde belli oranda su tüketiminin haricinde başka bir şey yapılacağını bilmiyorum. Sorunuz var mı uzmanımıza? Sorun yok yani açıkçası. Vatandaşlarımızın görüşleri, soruları böyleydi değerli izleyiciler. Sizler de sorularınızı 0212 886 2035'i arayarak sorabilirsiniz dedikten sonra hemen sormak istiyorum Muzaffer Bey. Bir izleyicimiz dedi ki bel ağrısıyla böbrek ağrısı karıştırılıyor dedi. Gerçekten karıştırılır yani mı? Bazen karışabilir ama aslında böbrek ağrısı tipik olduğunda karışmaz. Böbrek ağrısı sancı tipi bir ağrıdır. Sancı nedir? Sancı böyle Adil'in kasılması ile gittikçe artan, belli bir süre öyle artarak devam eden, sonra yorulur adele, kasılmaktan vazgeçer ve rahatlayan bir periyodu vardır. Yani böyle artan azalan bir sancı özelliği taşır. Oysa mesela belinde fıtık olan veya adele tutulması olan bir insanın ağrısı devamlı bir ağrı tarzındadır. Fakat zaman zaman, şimdi tıpta siyah beyaz yoktur. Renkler gridir. Gri'nin içerisinden siyahla beyazı ayıklamanız gerekir. Hastalarımız da bazen bunu ayıklamakta sıkıntıya düşerler. Evet. Bazen biz onları yönlendirdiğimiz zaman, konuşurken hani biz anamnez almak diyoruz. Baştan ne şikayetiniz var, bel ağrınız var. Ben ona sancıyı tarif edersem eğer, böyle mi oluyor ağrınız dersem, evet öyle oluyor der. Veya yok tam olarak öyle değil der. Şimdi buradan bir hekim onun hakikaten ne olduğunu, yani bir insanın bir şikayeti varsa
doktora gider ve hekim de bunun hakikaten ne olduğunu daha soracağı sorulardan bile ayıklayabilir. Kaldı ki elimizde bir sürü muayene usullerimiz var, laboratuvar tetkiklerimiz var, görüntüleme yöntemlerimiz var. Yani onu rahatlıkla ayırabiliriz. Böbrek hastalığını teşhis etmek çok zor bir şey değil. Peki, böbrekte kum ve taş oluşumu denilen bir şey var ki bunun da sancısı derler ki doğum sancısından beter yaşayanlar bilir. Geçmiş olsun yaşayanlara da buradan Allah şifa versin diyoruz ama nedir bu kumun taşın nedeni ne? Niye oluşur bunlar? Normalde demin konuşurken bahsettik ya, böbrek vücuttan bir sürü şeyi atar. Neyin içinde atar? Suyun içinde atar. Onun içinde olması lazım. Bunların suda eriyik halde olmaları gerekir suyun onları atabilmesi için. Hı hı. 1,5 litre böbreğe aşağı yukarı 2 ton su gelir. Yani gün içerisinde sirküle eder. Bunun 1,5 litresi idrar olarak dışarıya çıkar. Şimdi burada demek ki suyla içindeki maddelerin arasında bir belli oran vardır. Şimdi bir bardağa tuz ya da şeker atmaya başlayın. Belli bir şeyden sonra orada erimez. Hı. Eğer siz atılması gereken bu maddeleri işte çok fazlaysa, buna mukabil su azsa ama aynı şeyi daha büyük bir kap suya dökün, orada erir değil mi? Evet. Demek ki yeterince sıvı alıyorsanız ve de bu maddelerin eriyik halde tutulmasına yetecek kadar sıvı alıyorsanız netice itibariyle bunlar çökmez. Kristal dediğimiz şeyler oluşmaz. Ve bu kristaller oluşmayınca önce kristal oluşuyor. Yani çöküyor, eriyemiyor artık. Yani çok fazla konsantrasyon var. Eriyemiyor kristal. Bir kristal oluştu mu? Artık başka kristale, üstüne başka maddeler, şunlar bunlar. İşte taş böyle büyüyor, oluşuyor. Önce kum oluyor, sonra taş dediğimiz dönüşüyor. Bu kristaller zaten. Kum dediğimiz şeyler, ufak ufak parçalar halinde oluyor. İnsan bunları döküyor, diyorlar ki kum döküyor, idrar halinde. Kristaller çıkıyor çünkü bakıldığı zaman. Peki gözle görülür mü idrarda? İdrarda kristalleri her zaman gözle görmek mümkün değil. Değil değil mi? Değil. Daha minik oluyorlar. Evet, peki mesela kum oluştuğunu nasıl anlarım? Nasıl bir belirti veriyor? Aslında pek de bir belirti vermez. Vermeyebilir. Ancak taş ne zaman belirti veriyor? Taş büyüdü, idrar yolundan geçerken oraları tıkadı veya zor geçti veya iltihap yaptı. O zaman belirti vermeye başlıyor. Yani kum pek belirti vermiyor. Yani kumun pek de öyle bir belirti vermez. Yani şey demezsiniz, onu hissedemezsiniz. Ancak bir taş, de, taş da mesela yani taş bazen oluşur. Böbreğin içinde etine gömülü bir yerde durur. Kaliks deriz orada. Sessiz taşlar vardır. Onlar da belirti vermeyebilir. Ama taş bir kere yola düştüğü zaman... Yola girdiği zaman artık oradan düşerken, geçerken darlık bölgelerinden filan... Bir de tahriş de der tabii böbreğin içerisine, ağrılar oradan. Kanama olur, ağrı olur. Hastada iltihap varsa ateş yükselmesi olur, bulantı olur, bazen kusma olur. Bunun gibi şeyler olur. Demin tarif ettiğim sancı tarzında ağrılar olur hastalarım. Hakikaten çok beterdir. Evet, şimdi bunun tedavi yöntemlerine geçeceğiz ama kısa bir reklam aramız var. Reklamlardan sonra sizlerden gelen telefonları da cevaplayacağız dedikten sonra şimdi reklamlar. Hobibahçe.com'un sunduğu 2'den 4'e hayat devam edecek. Hobibahçe.com'un sunduğu 2'den 4'e hayat devam ediyor. Duydunuz 2'den 4'ü hayat devam ediyor dedi. Neyle devam ediyor? Sizlerden gelen telefonları cevaplayacağız, soruları cevaplayacağız demiştik. Numaramızı hemen verelim. 0212 886 2035'i arıyorsunuz. Sorunuzu soruyorsunuz hocamıza dedikten sonra hemen devam edelim mi biz? Şimdi nakillere geçelim. Böbrek nakli hangi durumlarda yapılıyor? Böbrek nakli son dönem böbrek yetmezliği meydana gelmiş insanlarda yapılıyor. Yani demin bahsettik yani böbrek fonksiyonları %20'nin altına. 15-20 aralığı. 15'in altına düşünce artık kesin de bazı birçok ekolde 20'nin altında artık hazırlık yapmak gerektiğini kabul eder. 15 diyelim daha herkesin en çok kabul ettiği rakam olarak. %15'in altına düşmüşse böbrek fonksiyonu. Artık bu hasta tedaviye alınmazsa hayatı çok riskli demektir. Bu hastaya eğer imkanı varsa böbrek nakli yapmanız lazım. Çünkü canlı bir dokunun yerin bütün vazifelerini ancak canlı bir doku tutar ve her fonksiyonunu yapar. Eğer böbrek nakli yapamıyorsanız ne zaman yapamazsınız? Böbrek yoksa. O zaman da bu insanı diyalize koymanız ve tedavi altına almanız gerekir. Zamanlaması budur böbrek naklinin. Evet. Burada
böbrek. Kimlerden alınıyor böbrek? Mesela bir hasta geliyor, onun yakınları birinci dereceden akrabalarından mı soruyorsunuz? Şimdi böbrek iki yerden alınıyor, iki şeyden alınıyor. Birisi ölülerden böbrek alınabiliyor. Evet. Kadavra tabir ettiğimiz, yani beyin ölümü olmuş, beyni ölmüş, beyin sapı ölmüş. İnsanların böbrekleri, diğer organları da alınıp nakil için kullanılabilir. Evet, organ bağışı. Organ bağışı bu konuda çok önemli bir husustur. Onu da hatırlatalım. Ve evet, eğer yeterince organ bağışı yapılmadığı için de bütün hastalara çare olacak sayıda böbrek nakli yapmak mümkün olamıyor maalesef. Evet. Türkiye'de bizim yaptığımız nakillerin ancak %20'si civarında kadavradan alınan organlarla nakil yapıyoruz. Asıl kaynak %80'inde ailedeki bireylerin bağışlarıyla oluşan havuzdan, havuz değil de onlar nokta atışı evet. tarzında akrabasına bağışlıyor. İlla birinci derece akraba olması şart değil. Yasalarımıza göre ilk 4 derece akrabalıkta nakil yapılabilir. İzin var buna. 18 yaşını geçmiş herkes ilk 4 derece içinde akrabasına organ bağışlayabilir. Tabii ki bu o bağışlar ama herkesten alınması mümkün olmayabilir bu organların. Bu insanların tıbbi testlerden, muanelerden geçmesi gerekir. Ve bu organın alınması halinde onun bir sıkıntıya girmeyeceğinden emin olunması gerekir. Ancak ondan sonra organ bağışına kabul edilir. Yani organın alınması kabul edilir sağlık ünitelerinde. Ve demin söylediğim gibi %80'de bu şekilde gidiyor Türkiye'de. Ve bu şekilde yapılır. Ama akraba olmayan, yani 5. derecede akrabaysa bir kişi veya o insanın dostu, ahbabı, yakını, köylüsü, komşusu ise o da bağış yapabilir. Ama burada bütün mesele bu ilk 4 derecenin dışında kalan insanlarda önemli olan şey burada herhangi bir menfaatin olmaması gerekir. Yani çıkar olmayacak. Çıkar olmayacak. Gönülden bağışladığına ikna edecek kimi? Etik kurul var. Etik kurulu ikna edecek. Etik kurul nerede kuruluyor? Valilikte. Vali yardımcısı, avukat, barodan bir insan, doktorlardan temsilciler, sağlık müdürlüğünden temsilciler. Çok ciddi bir kuruluş. Bir jüri var biz orada. Tabii dosyayı hazırlıyoruz ve diyoruz ki şu kişi bu kişiye organını vermek istiyor. Akrabası değildir veya işte 5. derece akrabasıdır. Onlar da etik kurula gidiyorlar. Evet. Ve eğer etik kurul kabul ederse, yani onların bir menfaat karşılığı bu işi yapmadığına kanaat getirirse ve bize evet yapın derse, biz o zaman bu organ nakillerini de yapıyoruz. Akraba olmak şart değil. Şart değil diyoruz. Hemen bir telefonumuz var. Hüseyin Battal Aydın'dan arıyor. Merhabalar Hüseyin Bey. Merhabalar efendim. Hoş geldiniz programımıza, buyurun. Hoş bulduk, başarılar dilerim. Çok sağ olun. Benim sorum, 3 kız altı geçirmiştim. 2004'te, 2006'da hastaneden çıktım. Ondan sonra alkole bağlandım. Karaciğer %95 şeklinde ölmüş durumda. Hocamdan bunun için bilgi almak istiyorum. 6 aydır tedavi görüyorum. Alkol kullanmıyorum. Alkol kullandınız ama değil mi daha önce? Evet. Kullandınız. Yani, iş kazası dediniz değil mi? Evet, elektrik çatlasından dolayı düşmüştüm. Ayaklarım kırılmıştı. Evet. Acılardan dolayı alkole başvurmuştum. Alkol çözüm değilmiş. 6 aydır şu an kullanmıyorum. Evet. Yani karaciğer yetmezliği durumu hasıl olmuş. Belli ki bu sirozdur halk arasındaki siroz. Adıyla bir siroz gelişmiş. Alkole bağlı siroz. Zaten sirozun iki tane önemli sebebi var. Bunların bir tanesi alkoldür. Değil mi? Evet. Maalesef bunu aşırı aşırı miktarlarda alan insanlarda bu hal oluşur. Bir kere alkol kesinlikle bırakılacak tabii ama siroz da artık işte demin ne dedik? Son dönem böbrek yetmezliği. Bu da son dönem karaciğer yetmezliği. Şimdi bunun da tedavisi karaciğer nakli işte. Başka da bir tedavisi yok. Karaciğer nakli de mi aynen böbrekteki gibi? Tabii karaciğer nakli de aynen öyle. Karaciğer nakli de ya kadavradan alınan organlarla yapılır veya canlı verici, akraba vericilerden alınan organlarla yapılır. Peki belli bir kısmını mı veriyor, hepsini mi? Canlıdan olduğu zaman hepsini veremez. Veremez değil mi? Ben de onu...
karaciğerin belli bir kısmı alınır. Belli bir kısmı. Karaciğer yenileme gücü çok yüksek bir organdır. Dolayısıyla karaciğerin yarısını, dörtte üçünü bile alsanız, karaciğerin kalan kısmı o insana yeter. Sağlam bir karaciğerden bahsediyorum tabii. Evet. Zaten sağlam bir karaciğer değilse o verici olarak kabul edilmez. Biz bu izleyicimize şunu tavsiye ederiz. Bir karaciğer nakli yapılan bir merkeze müracaat etsin. Hı. Ve kendisi için çare olacak melhem oradadır diyeyim. Evet. Hüseyin Bey, geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim efendim. Başarılar dilerim. İyi günler diliyoruz. Sağlıcakla kalın inşallah. Sağ olun. Sağ olun siz efendim. Sağ olun. Evet, karaciğer nakli demişken biraz da karaciğerden bahsedelim. Olur, bahsedelim. Karaciğer çok önemli bir organımız. Çok. Böbrek gibi. Bütün organlarımız önemli yani ama. Yani en önemliler sırasında ikisi birbiriyle yarışırlar. Yarışır. Karaciğer biraz belki öne geçer. Bunu geçer mi? Geçebilir. Geçer. Aslında bence bu yarış demeyelim ya. Yanlış oldu. İkisi de çok önemli. Çok çok önemli. İkisinin de yokluğu hayatla kabili telif değildir. Evet. Peki yani, karaciğerimizin görevlerinden şöyle bahsedelim mi? Demin dedik ki vücut bir fabrikadır. İşte böbrekler de o fabrikanın arıtma tesisi gibi çalışır. Şimdi karaciğer de oranın işte imalathanesidir. Evet. Yani hakikaten karaciğer ne yapar? Karaciğer bir kere bağırsakların bütün kanı karaciğere gider. Karaciğerden geçer. Ya yani yedik içtik işte bağırsaklardan sindirim oldu. Oradan kana girdi. Nereye gidiyor? Karaciğere gidiyor. Niye? Sen işe yararsın gel. Sen yaramazsın git. Yok sizin ikinizi birleştireceğim veya şuradan da bir şey alayım onu da birleştireyim. Vücuda yararlı bir şey yapayım. Hı hı. Vücuda ne depolayayım? Depo yapayım vücuda. Bu vücudun enerjiye ihtiyacı var. Evet. Enerji depolar, glikojen depolar. Hı hı. Efendime söyleyeyim. Bunun yanı sıra karaciğer protein yapar. Protein nedir? Protein vücudun yapı taşıdır. Yapı taşı eksik olduğu zaman yıkılan hücrelerin yerine yenileri nasıl yapılacak? Bu meseleyi eder. Kan yapar. Kan pıhtılaşmasını ayarlar. Karaciğerin vazifeleri safrayı yapar. Safrayı yapar, safra kanallarına döker. Oradan safra kesesinde depo edilir. Hı hı. Safra ve hazım sırasında bağırsağı boşaltılarak bağırsaklardaki hazmın oluşmasını, oradaki işte yediğimiz şeylerin hazmedilmesini sağlar. Hı hı. Dolayısıyla karaciğer bir ciddi, o kadar ciddi ve o kadar önemli bir şeydir ki bir atölyeyi geçer. Yani fabrikadır ki bu vücudun dediğim gibi bu çok detoksifikasyon yapar. Yani nedir? İlaçların bir kısmı, hı hı, vücuda zararlı alınmış zehirlerin, toksinlerin bir kısmı veya vücutta oluşmuş, vücut için zararlı hale gelmiş bir takım atık maddeleri de karaciğerden atılır. Hmm. Karaciğerin böyle de bir görevi vardır. Arıtma gibi de, arıtma tesisi gibi de çalışır. Yani karaciğer hem yapar, hem yıkar, hem arıtır. Karaciğer ırgatın tekidir. Gözümüz gibi bakıyoruz değil mi? Irgatın tekidir. Çalışır da çalışır. Evet. Doğru çalışır. Tam o sırada ne diyelim ve attığımızı da hemen izleyicimiz var alalım. İsmail Gözü Büyük Ankara'dan arıyor. Merhabalar İsmail Bey. Merhaba, iyi günler, iyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz, buyurun. Hocam sorum olacaktı, ben tek böbrekliyim. Evet. Yani o sesini de alamıyorum. Siz konuşun, biz duyuyoruz İsmail Bey. Ben tek böbrekliyim yani. Oruç tutuyorum yani. İftarda ve sahurda bol su içiriyorum. Bu su bana bir yeterli mi? Oruç tutmamda bir sakınca var mı? Oruç tutmamda. Yani tansiyonum da var. Tansiyon ilacı alıyorum yani. Tansiyonum sürekli kontrol altında tutuyorum. Evet. Sorun bundan ibaret olacak yani. Ben hastaya kadar böbreğim 88'de alındı. 25 yıldır tek böbrekle yaşıyorum tek ben. Tek böbrek. Böbrek tabi hocam bilir yani, normal böbrek değil. Normalde büyük böbrek. Ama evet, bazen bir kum döküyorum. Evet. Yani sorun böyle olacak. Sorun var mı hocam? Öbür böbreğinizi ne sebepten kaybetmiştiniz? Taş vardı zamanında hocam. Taştan dolayı çürüdü böbrek. Şimdi geçmiş olsun diyeyim önce evet, size. Geçmiş olsun. Allah mevcut böbreğinize zeval vermesin bir kere. Ama siz de onun için tabii ki gayret sarf edin. Önce siz üstünüze düşenleri yapın. Şimdi böbrekte böbreğin canı ne dedik demin? Sudur. Evet. Böbreğin suyu çok için. Mevsime göre değişir bu, illa şu kadar için. Yani
rakamlar vardı. Burada rakamları konuşup da insanların kafasını çok karıştırmak istemiyorum. Ama evet. Suyu çok iç. Evet. Su değil, bu sıvı da aslında bizim konuştuğumuz şey. Su da değil. Yani ama su içmek daha iyidir. Evet. En iyisidir. Saf su. Saf su demeyelim. Su diyelim. Her türlü su. Ama çay da bir sıvıdır, çorba da bir sıvıdır, evet. Diğer içecekler de bir sıvıdır. Siz eğer gün içerisinde yeterince sıvı alıyorsanız, bu tamam, mesele yok. Az tuz alıyorsanız, zaten tansiyonunuz da var. Az tuz alacaksınız, yeterince su alacaksınız ve zaman zaman kontrole gideceksiniz. İdrarınızda herhangi bir protein kaçağı var mı? İşte kum döküyorum diyorsunuz, kristalleriniz zaten var. Taş oluşuyor mu oluşmuyor mu diye bunları kontrol edeceksiniz. Sizin o böbreğiniz sağlam olduğu sürece size yeter. Bir böbrek bir insana yeter. Bakın biz sağlam insanın bir böbreğini alıyoruz, hasta olana naklediyoruz. İkisi de birer böbrekle gayet düzgün hayat yaşıyorlar. Onun için fazla dert etmeyin ama ihmal de etmeyin demek isterim. Evet İsmail Bey, geçmiş olsun. Teşekkür ederim. İyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz. İlgilendirdiğiniz için teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Ankara'ya sevgiler. Güle güle. Evet, oruç tutmalarında bir sakınca yok değil mi hocam? Şimdi oruç tutmalarında eğer o böbrek yeterince iyi çalışıyorsa ve iftar ile sahur arasındaki dilimde yeterince iyi sıvı alıyorlarsa, tutabilirler oruç. Hı, tutabilirler. Ama o böbrekte eğer bir yetmezlik hali ortaya çıkmaya başlamışsa, daha insan bunu hissedemiyor olabilir. Bunu işte ancak bir doktor tespit edebilir. Eğer öyle bir hal varsa hastanın o yetmezlik durumuna göre bir karar o doktor tarafından verilmelidir diyor. Evet. Peki hocam, karaciğerden bahsediyorduk. Evet. Karaciğerin hangi hastalıkları var? Karaciğerin çok hastalığı var. Yani organ büyük bir kere. Hmm. 1,5 kiloluk bir organ. Vücuttaki en büyük organ. Alınsa bayağı bir kilo verilir. Yani evet, kilo vermek için kilo verilir de sonrası ne olur? Sonra ne olur bilinmez. Tamam, biz iyi bakalım kilo vermek için. Yani, ondan olmayalım da. Evet, kilo vermek uğruna candan olmayalım. Olmayalım. Candan olmayalım. Bu çok önemli bir şey değil. Kesinlikle. Sağ olun, çok güzel söylediniz. Şimdi karaciğerin çok hastalığı var. Karaciğerin bir kere paraziter hastalığı var. İşte köpek kisti diyoruz. Mesela karaciğerin iltihabi hastalıkları var. Mesela karaciğerin yağlanma var. Yağlanması var. Karaciğer çeşitli sebeplerden büyüyebilir. Onu hastalık değil, bir semptom olarak sayıyoruz. Bir bulgu olarak söylüyoruz. Siroz. Karaciğer sarılıkları var. Sarılık. Önce bir hafiflerini sayayım da siroz en son sayayım. Karaciğerin tümörleri var. Bunların içerisinde selim olanlar var, habis olanlar var. Efendime söyleyeyim, tabii ki karaciğerde ileri dönem karaciğer yetmezliği yapan siroz dediğimiz bir hadise de var. Yani demin dedik ya, işte hepatit geçiriyor insan. Eğer tedavisine dikkat edilmezse, yaşamına dikkat edilmezse sonunda siroza kadar gidebilir. Evet. Alkol işte karaciğere zararlı maddelerden bir tanesidir. Alkolü ölçüsüz içerseniz, deminki izleyenimizin söylediği gibi, içine düştüğü durum gibi bir siroz durumu ortaya çıkabilir. Karaciğerin dolayısıyla sarılık, aslında sarılık bir hastalık değil. O çeşitli hastalıklarda görülen bir belirti ama halk arasında öyle bilindiği için öyle söylüyorum gibi hastalık halleri var. Evet. Peki şimdi devam edeceğim karaciğerle ilgili soruma ama hemen hatta bir izleyicimiz var. Bekletmeyelim. Nereye gidiyoruz? Mersin'e gidiyoruz. Murat Aksoy arıyor. Merhabalar Murat Bey. Merhabalar. Hoş geldiniz. Buyurunuz. Benim bir sorum olacaktı. Çok fazla aşırı derecede hayvansal gıda tüketildiği zaman insan vücuduna zarar oluyor mu? Yani böbreklere zarar oluyor mu? Evet, zararı oluyor mu diye soruyorsunuz değil mi? Doğrudur. Evet, başka bir sorunuz var mı Murat Bey? Yok, yeterli bu. Peki o zaman biz izlemeye devam ediniz. Hemen hocamız cevaplasın. Mersin'e sevgiler diyoruz. Evet. Şimdi hocam. Şimdi çok fazla neyi yerseniz yiyin zararlı oluyor. Değil mi? Bunu söyleyeyim size. Çok fazla yani şu çok iyidir dedikleri bir şey dahi olsa, o hayvansal gıdalar evet çok aşırı yendiği zaman böbreklere zararlı oluyor. Ama hayvansal gıdalar yenmesi gereken gıdalardır. Hayvansal gıdayı yemeyin demiyoruz. Ama ölçüsünü aşırmayın. Normal yenmesi gereken miktarda yiyin, aşırı yerseniz böbreğinize de başka organlarınıza da zararlı olur. Evet diyoruz. Peki hocam, şimdi sirozdan bahsettik. Evet.
Onun öncesinde karaciğer tümörlerinden bahsettik. Evet. Şimdi bunların hepsinin tanı ve tedavisi nasıl oluyor? Şimdi yani bir karaciğer hastalığından o zaman şüphe ettiğimiz evet. zaman yani tümör farklı belirtin bir olay. Bize ne vermesi gerekiyor ki biz doktora gidelim? Tümörde farklı, sirozda farklı. İsterseniz yani sirozu konuşacak olursak. Yani karaciğerden bahsediyorsak bir kere ilk karşımıza gelecek şeyler nedir? Sarılık mesela en çok görülen şeylerden birisi sarılıktır. Veya hastaların halsizlik, yorgunluk, kansızlık gibi ileri derecede siroz olmuş bir hastada mesela karında şişkinlik gibi. Hı. Yani su toplanıyor çünkü karaciğer. Ödemler vücudun çeşitli yerlerinde gibi işte iştah azalması gibi haller oluşur. Ama siroza gelene kadar onun önü vardır. Hiçbir siroz hemen pat diye siroz olarak başlamaz. Siroz olan sirozun en önemli iki sebebi var. Bunun bir tanesi alkoldür. Bir tanesi de demin bahsettiğiniz gibi hepatitlerdir. Hani A hepatiti, B hepatiti, C hepatiti yani virüslerden oluşan. Şimdi D'si, E'si de çıktı. Gittikçe virüsler mutasyona uğruyor veya yenileri çıkıyor ortaya. Bakalım ben talebeyken A ve B biliniyordu. İşte B de yeni biliniyordu. Şimdi E'ye kadar gelindi. Bakalım öyle alfabenin mi? Hepsi tabii virüsler değişikliğe uğruyor, yenileri çıkıyor. Dolayısıyla bugün işte bu hepatitler çok önemli bir konudur. Evet. Bugün için ülkemizde ve bütün dünyada özellikle B hepatiti çok önemli bir konudur. Ve dünyada çok önemli sayıda insan B hepatitine yakalanıyor. Ve B hepatitinden sonra siroza dönen çok sayıda vaka var. C hepatitine daha seyrek görülüyor ama C hepatitine yakalanmış bir insanın da siroza dönme ihtimali daha yüksek oluyor. Dolayısıyla bir insan hepatit oldum, geçtim, iyileştim, bir daha hastaneye doktora uğramayayım derse sonra hepatite giden bir sürece girmiş olabilir. Ve sonunda kendisini siroz olmuşken hastanede bulur. O zaman siroz olduktan sonra hastanede bulduğunda işler çok zor. Karaciğer nakli olacaksınız ya da işte çok kötü bir hayat yaşayacaksınız. Çok sıkıntılı bir dönem çok geçireceksiniz. Çok zor bir dönem değil mi? Çok zor bir dönem siroz. Böbrek yetmezliğinde insan ne kadar zordaysa sirozda da aynı şekilde zorda. Sirozun bir zorluğu daha var. Böbrek yetmezliği olan hastaya nakil yapamazsanız bile hastayı diyalizde yaşatırsınız. Ama sirozlu hastayı o kadar uzun süre diyalizde yaşatamazsınız. Daha kısa süreler yaşatabilirsiniz ama yaşatamazsınız. Peki hocam her hastaya nakil oluyor mu? Şimdi onun tabii şartları var. Ha. Şimdi bir kere şöyle söyleyeyim. Her karaciğer yetmezliği olan hasta, yani son dönem karaciğer yetmezliği olan hasta nakil adayıdır. Nakil yapmak mani bir hali yok ise. Mani haller tabii hastaneye gittiğinde nakil ekibi tarafından değerlendirilir ve o şekilde yapılır. Orada da gene canlı akrabalardan demin bahsettiğim gibi koşullarda aynı olmak üzere organ alınarak nakil yapılabilir. Evet hocam son bir telefonumuz var, onu da alalım. Hemen nereye gidiyoruz? Bursa'ya gidiyoruz ve Nermin Akın bizi arıyor. Merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi günler. Teşekkürler. Buyurun sorunuzu alın. Benim doktor bey sorum, ben bir senedir böbrek taşı rahatsızlığı çekiyorum. Evet. Bu böbrek taşımı düşüremiyorum. Ben çok aşırı derecede sancım oluyor. 6 milimlik böbreğin iç kısmında oluşmuş bu. Bundan 3 gün öncesi yani cuma günü bende IVT filmi çekildi. Bu film hani hemen çıkmadı. 3 kere beni filme aldılar o anda. Böbreklerim çözmedi dediler. Acaba benim de böbreklerimde bir şey olabilir mi yani bu sorun? Yetmezdi yani böbrek yetmezdi bir sorun olabilir mi? Ben de çok merak ettim bunu. Şimdi bu böbrek taşım için ne yapabilirim? Beni böyle süründürüyor yerlerde, yolduruyor. Hiç kanda üre ve kreatinin değerlerinize bakıldı mı? Evet, idrar ve kan tahlillerim de yapıldı efendim. Normal mi onlar, bir anormallik var mı? Onlar da doktor bey hiçbir sorun çıkmadığını söyledi bana. İyi, o zaman merak edecek çok önemli bir şey yok demektir. Şimdi taşa gelince, taş hakikaten çok şikayet yapan, çok ağrı yapan bir şeydir. Hastamız çok haklı bundan şikayet etmekte. Ama taş tedavi edilmeyecek taş yoktur.
Yani evet. Taşların %80'i kendisi düşer veya biraz ilaç yardımıyla düşürülür. Geri kalanları bu SVL denen yani taş kırma makineleri var, kırarlar taşları. Evet. Öyle de olmazsa idrar yolunun içerisine girerler ve orada işte lazerle ve kırarlar, basketle alırlar. O öyle de olmadı, belden bir hale şey sokarak içeriye girerler. Çok mu olmadı cerrahi olarak açılır, ameliyat edilir ve yapılır. Peki yani o zaman aşama şöyle bir aşama... soru var. Hemen izleyicimiz de hazır hattayken soralım. Kırdırdıktan sonra tekrar oluşum olabiliyor mu? Oluşur, evet, oluşabilir. Yani bir alışkanlık hatta, olur mu? Evet, hatta bir safra kesisi için de böyledir, böbrek için de. Yani kimler risk altındadır? Daha önce taş anamnezi olanlar en çok risk altında olanlardır. Çünkü onlarda taş oluşma şartları vardır. Ki evet. Olmuştur. Ama o insanlar mesela çok su içerek, az tuz yiyerek, sigara içmeyerek, kilo almayarak, düzgün beslenerek bu riski azaltabilirler. Evet. Bu şekilde. Düzgün beslenmek çok önemli. Çok ve fiziksel aktivite. Aktivite. Düzgün beslenmek, fiziksel aktivite, çok su, az tuz. Evet. Nerede duydunuz değil mi? Evet efendim. Bol su, bol aktivite, az tuz ve ne dedik? Az tuz, kilo yok. Kilo yok. Kilo yok. Sağlıklı beslenme. Evet, sağlıklı beslenme. Bol su. Bol su. Ve bol az fiziksel tuz, aktivite. Bol fiziksel aktivite. Hiçbir şeyiniz kalmaz. Bütün organlarınız rahat eder. Sadece böbrekler değil. Evet. Muzaffer hocamızın formülü buydu. Siz de deneyiniz ve şimdi derse geçmiş olsun diyoruz. Tamam efendim. Teşekkürler. Kursa'ya sevgiler. Yayınlar size de. Sağ olun. Teşekkürler. Evet hocam, maalesef çok çabuk geçti ama süremizin sonuna geldik. Geldik mi? Aman yarabbim. Aman Allah. Daha yeni başlamıştık. Daha yeni başlamıştık. Daha konuşacak çok sözümüz var. Değil mi? O zaman ne yapalım biliyor musunuz? Geldiğiniz için size çok teşekkür edelim. Teşekkür ederim. Ama tekrar alalım sizi önümüzdeki İnşallah. Zamanlarda. Çünkü niye? Karaciğeri tam bitiremedik. Evet. Vaktimiz yetmedi. Çok fazla detay var. Evet. Hepatit, evet. Sarılık, bunları evet. da işleyelim. Evet. Evet. Bir de safra kesesini çok safra işleyemedik. Kesesini o zaman sizden sözümüz olsun. Önümüzdeki Peki, günlerde izleyicilerimiz de sizi beklesinler. Tabii. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Hemen hocamızı biz uğurlarken sizleri nereye götürüyoruz? Leziz köşemize götürüyoruz. Ne yaptık sizler için bugün? Ispanaklı pide yaptık. Bakalım nasıl yapmışız bugün? Sağ olun. Kim yaptı onu?